Türkiye'de bir vergi toplayıp kamu hizmeti sunmayan bir iktidar aslında. Şu an uzunca bir süredir iktidarda. Böyle önemli günlerde de, depremde de, selde de, yangında da, daha önceki depremlerde de tanık oluyorduk. Fakat bu seferki kitlesel olunca daha gün yüzüne çıktı. Yani yıllardır yapıyoruz dedikleri yollar, havaalanları, işte kamu kurumlarının binaları çökmüş durumda. Kamu hizmeti sunulamayan 10'dan fazla il var. 50-60 tane ilçe var. Ve insanlar günlük ekmeğe muhtaç bırakılmış durumda. Yani şu an sadece deprem vergileri değil, bu ülke bu yıl 4.7 trilyon bir bütçe kullanacak. Bu bütçenin nereye gittiği sorgulanmalı. Bu kadar milyon insan mağdurken, açken, soğuktayken, enkaz altındayken Türkiye bütçesinin nereye gittiğini bir daha sorgulamamız gerekiyor. Bu kadar ranta, savaşa, saraya, yandaşa ayrılan bir bütçe varken milyonlarca insanın açlıkta, soğukta ölümü beklemesi, titremesi aslında toplumun sorması gereken soru budur. Bu devlet ne için var? Eğer bu devlet bugün bu vatandaşın 40 saate yakındır evine ulaşamamışsa, enkazın altında çıkaramamışsa bu devlet demek ki gereksiz bir devlettir, iyi bir devlet değildir yani. Dolayısıyla sunulması gereken kamu hizmeti bugün sunulmalı. Yarın insanlar öldükten sonra taziyeler için, ondan sonra siyasi nutuklar için hiçbir hane ziyaret edilmemelidir. Bugün de oralarda olmayan insanların, milletvekillerinin, kamu kurumu temsilcilerinin yarın söyleyecek sözü, dolaşacak yüzü kalmayacak. Yani sadece vergilerin değil, bugün Türkiye bütçesinin nereye gittiğinin sorulmasının ilk günüdür yani. Bu büyük bir felaket. Bu toplum bu felaketi nasıl karşılayacak? Bunun konuşulması gerekiyor. Biz bugün neden yalnız kaldık? Yarın aynı felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda ne yapılması gerekiyor sorusunun herkesin tarafından sorulması gerekiyor. Ve maalesef şu an bütün bir toplumun bu tüm acı faturayı ortadan kaldırmak için kitlesel bir dayanışmayı büyütmesi gerekiyor. Türkiye'de deprem bilinci maalesef yeterli değil. 2020 yılında Meclis Araştırma Komisyonu bir rapor hazırladı. Rapor kağıt üzerinde kaldı. Orada ne yapılması gerektiğine dair partilerin görüşleri ve şerhleri aslında açık duruyor. Onu uygulamadılar. Yıllardır bilim insanları bu konuda yapılması gerekeni söylüyor. Şehirlerin nasıl imal edilmesi gerektiğinden, yolların, havalimanların, hastanelerin nasıl imal edilmesi gerektiği Türkiye'de ilk defa yapılmıyor ki. Depremin daha büyük yaşandığı yerlerde nasıl tedbir alınıyorsa bu oranlarda, bu şiddette depremlerde de tedbir alınabilirdi. Ama Türkiye'deki iktidar imar affı diye bir cinayet yasası çıkardı. Bu cinayet yasasıyla on binlerce insanın bugün ölüme teslim edildiğini görüyoruz. Eğer o imar affı bugün yıkılan binalardan kaçının imar affından geçtiğinin araştırılması gerekiyor mesela. O hastanelerin, o yolların, o havalimanlarının inşaatını sürdüren, imzası olan mücahitlerin, firmaların bugün hesap vermesi gerekiyor. Yani bu kadar insanın kanında, canında izi olanların, buradan rant devşirmiş olanların toplum önünde hesap vermesi gerekiyor. Bu iktidarın hesap vermesi gerekiyor. Yani bu iktidar bu kadar bin canın ölümünden sorumludur. Yani bunu açıkça, açık yüreklilikle söylememiz gerekiyor. Bu tablo sadece deprem vergilerinin doğru yere kanalize etmesiyle düzelecek bir şey değil. Bir deprem bilinci yok bu toplulukta. Yani insanlar evlerini inşa ederken ya da bir firmaya bir iş verirken deprem öncelikli vermiyor. Herkes, toplum, kamu kurumları, kamu idareciler, siyasetçiler bir işi yürütürken bu deprem sorununu, deprem gerçeğini varsayarak bir iş yapmıyor. Dolayısıyla sadece deprem vergileri üzerinden yürütülecek bir tartışma da yeterli değil. Burada tam da bu soruyu soruyoruz. Türkiye bütçesi yani 89 milyarlık deprem vergilerinin değil, 4.7 trilyonluk Türkiye bütçesi bu yıl için, 2023 yılı için nereye gidiyor sorusudur. Eğer insan odaklı, hak odaklı, yaşam odaklı bir siyaset yürütülseydi biz şu an daha az problemli bir depremi idare ediyor, krizle mücadele ediyor olacaktık. Ama yaşam öncelikli olmayan bir siyaset var. Öncelik yaşam değil. Bu toplulukta, bu toplumda, bu devletin sınırları içerisinde öncelik yaşam değil. Yaşamın öncelikli olması gerekiyor. Aksi takdirde sadece bütçeyle, vergiyle, bu bilinçle biz bir şeyi aşamayız. Şimdi Türkiye'de sadece askeri alanda ve polis gücüyle ve özel güvenlik gücüyle 1,5 milyon insan gücünün üniformalı olduğunu biliyoruz. Bu üniformalı insan gücünün özellikle bu toplu afetlerde, işte depremlerde ve diğer orman yangınlarında eğitimli olması gerekiyor. Yani önceliğinin yaşamı korumak olması gerekiyor. Ama bugün biz biliyoruz ki birçok askerin, polisin, özel güvenlik gücünün
deprem bilincine dair bir fikri yok. İlk yardıma dair bir fikri yok. O enkazla nasıl mücadele edeceğine dair bir fikri yok. Askerler evet görevlendirilmiş deprem bölgelerinde askerlerin varlığı var. Sayısı binlerle ifade ediliyor ama yüz binlerce insanın oraya kanalize edilmesi gerekiyor. Askerin, polisin. Çünkü bunun için toplumlar güvenlik kaygısıyla onları finanse ediyorlar. Ama baktığımızda oradaki askerlerin de polislerin de sıradan yurttaşlar gibi enkaza müdahale edemediğini, duygusal davrandığını, ağladığını, aç kaldığını, açıkta kaldığını gözlemliyoruz. Alandan gelen veriler bu yönde. Dolayısıyla onların da üniformalı olması bir güvenlik durumunu oluşturmuyor.